Ben şirketteyim. Toplantıya seni bekliyoruz. Gelecek misin? Ben de onu diyecektim. Beni beklemeyin. Ben biraz yorgunum. Evde dinleneceğim. Sen halledersin. Tabii tabii. Hallederim. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Tamam ortak. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Oha, çok güzel olmuşsun. Kimse gelmemiş hala. Aslına bakarsan Asuman'cığım, başka kimse gelmeyecek. Bu parti seninle benim aramda. Barmen, garson, ev sahibi, misafir, hepsi ikimiziz. Nasıl yani, anlamadım. Bütün bu hazırlık ikimiz için mi? Bu kadar hazırlık olmasa, içeri girer girmez kimseyi görmeyince kaçıp gitmez miydin? Ne yapıyorsun sen ya? Diyorum ki, sabaha kadar vaktimiz var. Gece bizim, içkiler bizim, ev bizim. Sen bana servis yaparsın, ben de sana. Saçmalıyorsun şu an. Gerginsin biraz. Al bir şeyler işte, rahatla. Fatoş'cum merak etme. Ya birkaç gün kafamı dinleyip geri geleceğim. Tamam Nazlıcığım, ne yapacaksan haberdar et benim, tamam? Tamam, bak kalacak bir yer bulayım. Arayıp haber veririm nerede olduğumu. Nazlı, bu arada Ferit aradı mı? Yok, aramadı. Ne yapacaksın peki, açacak mısın? Ay, açmayacağım tabii ki Fatoş. Arar zaten birazdan. Bak Fatoş, ne olursun. Sakın nereye gittiğimi söyleme. Bir tek sen biliyorsun, ona göre. Tamam tamam, sen hiç merak etme. Ben kimseye bir şey söylemem. Ama sen de dikkat et, tamam mı? Beni de sakın habersiz bırakma. Bak, merak ederim sonra. Tamam. Dikkat ederim. Sen de merak etme. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi öpüyorum. Evden mi kaçtın? Yok canım. Kocadan mı kaçırdın yoksa? Belli. Kesin birinden kaçıyorsun sen. Ben de birinden kaçıvermiştim. Bir zamanlar ben de çok güzeldi. Öyle bir yanaklarım vardı ki domat gibi böyle al al olmuş. Bir de güzeldim. Güzeller güzeli. Bir de sevdiğim vardı ki babam vermedi. Kafaya taktı seni bir adama vereceğim diye. Sen bana kapıyı aç. Ben de gideyim, tamam? Tamam. Peki. Anahtar burada. Gel al istersen. Ha, bu arada cep telefonu da bende.
gel al. Muzaffer bana bak. Bak sen anahtarı da telefonu da bana ver. Ben de adam akıllı bu evden çıkıp gideyim. Yoksa senin için çok kötü olur. Tamam? Of tamam ya. Sana zorla bir şey yaptıracak halim yok. Al git anahtarlarını. Tamam hadi al git. Sakin ol. Bağırıp da durma. Bağırıp durma. Bana bak. Bana bak bağırıp çağırıp çeker. Sert kızları severim. Ne oluyor ya? Muzaffer. Bak. Seni pişman ederim. Seni pişman ederim çekil üstümden. Et bakalım. Ha? Nasıl ediyormuşsun? Pişman et bakalım. Kahretsin ya. Lan sen mi çağırdın sevgilini? Muzaffer! Muzaffer aç kapıyı! Bağırttın mı? Sesini çıkarırsan senin boynunu kırarım, tamam mı? Muzaffer! Neredesin ya? Sakın sesini çıkarma, tamam? Sakin ol. Neredesin Asuman ya? Asuman iyi misin? Asuman! İyi misin? İyi misin? Bir şey yaptın mı öyle sana? Ben bir şey yapmadım. Kendisi kaşındı. Ne diyorsun lan sen? Öldürürüm lan seni! Deniz! Deniz tamam Deniz! Deniz dur! O kadar sakin kalmam demiştim. Deniz tamam Deniz! Deniz tamam gidelim lütfen. Yürü. Yürü arabaya. Deniz. Deniz dur bak bir dene Deniz. Deniz. Bin arabaya. Sizden haber bekliyorum İkbal Hanım. Eğer Nazlı'nın izini bulursanız hemen arayın beni. Çektim bunu kenara. Dedim ki buna bak Ramazan. Ya beni kaçırıvereceksin ya da ben sana kaçıvereceğim. Bir dakika ya Ramazan nereden çıktı? Süleyman'a ne oldu? Süleyman'ı eşekler kovalasın. Takıldı bir mavi gözlü kızın peşine. Gidiverdi. Geçenlerde duydum ki kalpten gidivermiş. Allah rahmet eylesin tabii. Sonra evlendiniz mi Ramazan'la? Evlendim ya. Şimdi bırakıverdim onu İstanbul'da. Oğlanın yanına gidiyorum. Ona yardım edivereceğim. Ya kızım ya. Her şeye iyi gelir. En çok da isteğe iyi gelir. Ne isteği? Anlasana işte. Akaniki, akaniki. Ha. Anlasana. Anladım, anladım. Öyle öyle. Demek beni köşeye sıkıştırdın Hakan. Bakacağız bakalım. Demet mi yaman, Hakan mı yaman?
Göreceğiz. Yalnız benim bu kaydı bir yere aktarmam lazım. Ama nasıl? Alo, Nazlı'cığım vardın mı İzni'ye? Evet canım, şimdi geldim. Ya Nazlı sen bir kere daha gitmemiş miydin oraya? Geçen yıl hasatlığım anında gelmiştim. Çok iyi hissettirmişti burada olmak. Sonra birden aklıma geldi. Yine hasat zamanı. Belki yine iyi gelir dedim. Ne yapacaksın şimdi, nerede kalacaksın? Bir pansiyon bulurum. Yarın sabah erkenden de Mehmet amcanın bahçesine hasata giderim. Yardım ederim, hem benim kafam da dağılır. Tamam canım, bak sen keyfine, kafanı dinle. Hadi öpüyorum çok. Ben de seni öpüyorum Fatoş. Bak tekrar söylüyorum, kimseye söylemek yok burada olduğumu. Aşk olsun Nazlı, tabii ki de. Hiç kimse ağzından tek bir kelime bile alamaz, sen merak etme. Tamam, öpüyorum kocaman, hadi bay bay. Öpüyorum, görüşürüz. Asuman'ın yeni anahtarı olmuş, anlaşılan. Ferit. Nazlı nerede Fatoş? Aşkım. Demetciğim. Aşkım yeter ama ya. Bu dert, bu ızdırap, bu melodram. Lütfen rica edeceğim ya. Şuraya bakar mısın? 24 saattir bu odadasın ya. Demetciğim, şirkete geri dönmeni istediler. Senin hisseni verdiler, sen odadan dışarı çıkmıyorsun. Adamlar şüphelenecekler, bir şey mi oldu, bir şey mi var diye. Pelin planımız tıkır tıkır işliyor. Pelin yakında Pusula Holding'le beraber iş yapmaya başlayacak. Senin de o şirkete gitmen gerek artık. Kocana destek olman gerekiyor. Sen bizim şirketteki elimiz ayağımızsın, gözümüz kulağımızsın ya. Bak Ferit Aslan seninle Pelin'in arasının kanlı bıçaklı olduğunu biliyor. Ki bu gerçekte de öyle. Yani alttan alta işbirliği içerisinde olduğumuzu nereden bilecek? O ara bir tokat patlatacağız, Ferit'i yıkacağız, anladın mı? Sen de destek ol biraz bana. Tamam Hakan. Ben yarın şirkete gideceğim zaten. Yani yeni işlerle ilgili bilgileri de alırım. Pelin projesi konusunda da elimden ne geliyorsa yapacağım. İşte benim aşkım. Ver bir öpücük. Yarın. Ferit kusura bakma ya, çamaşırları kaldır, katla, ütüyü kaldır falan filan derken. Bir de kahve de lezzetli olsun diye böyle kısık ateşte soğuk suyla yaptım. O yüzden. Aa ama ben kahveleri orta yaptım. Sen sade içiyordun değil mi? Dur onu hiç içme, ver bana şimdi. Ben hemen sadesini yapıp geliyorum. Fatoş gelir misin lütfen şuraya? Oturur musun şöyle lütfen? Gel. Otur. Benim oyun oynayacak zamanım yok. Nazlı'nın nereye gittiğini söyler misin lütfen? Hayır ben de bilmiyorum ki yani nereye gittiğini. Bana da hiçbir şey söylemedi. Fatoş. İkimiz de biliyoruz ki Nazlı sana bir şey söylemeden hiçbir yere gitmez. Eminim sen şu an nerede olduğunu koordinatlarına kadar biliyorsundur. Yok canım, koordinatlarına kadar bilmesem de. Vallahi hiçbir şey söyleyemem yani Ferit. Nazlı'ya söz verdim. Ayrıca bilsen ne yapacaksın ki yani? Gidip onu kaçtığı yerde bulacağım tabii ki. Belki kız bulunmak istemiyor, biraz kafasını dinlemek istiyor. Fatoş, bu mesele Nazlı ile benim aramda. Benim Nazlı'yı bulmam gerekiyor. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Vallahi şöyle söyleyeyim.
İçeride mutfakta bir zeytinli poğaça var. Aman yarabbi, böyle bir lezzet olamaz yani. Ben zaten zeytin şeyleri çok severim. O yüzden acayip zevk aldım yerken. Sana da getireyim mi? Yok Fatoş, sağ ol, istemem. Teşekkürler. Hele bir zeytin aldım kahvaltılık. Hani böyle kırmızı zeytinler oluyor ya, çok lezzetli. İnanır mısın, sadece sabah yemiyorum. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Fulü fulü bütün gün onu yiyorum yani. Zaten bu ara hasat zamanı mıymış neymiş zeytinlerin bilmiyorum. Öyle bir duyum aldım ama. Fatoş, ben sana bir soru sordum. Sen bana neler anlatıyorsun ya? Zeytin hasadı nasıl yapıyorlar ya? Zeytin bağı diye bir şey var mı? Üzüm bağı diye bir şey var. Üzüm bağı, bak kulağa yatkın geliyor mu? Zeytin bağı, zeytin bağı. Cık, yok saçma. Fatoş, söylemeyeceksen söylemeyeceğim de. Vallahi en fazla bu kadarını söyleyebilirim yani. Bundan fazlasını söylersen birazcık fazla olur. Deniz, teşekkür ederim. Yani bir de bugün eve gitseydim Fatoş'la uğraşamazdım hiç. Asuman, sen manyak mısın? Delirdin mi sen? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben sadece... Sen sadece ne? Ne? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gitme demedin mi o herifin evine? Uzak dur demedin mi o adamdan? Dedim. Ne bekliyorsun? İçki servisini yapacaktın, paranı alacaktın, evine mi dönecektin? Bir de cin falan geçiniyorsun ha. O herifin nasıl, ne mal olduğunu bilmiyor musun sen? Anlamadın mı? Canını yakmadan seni bırakmayacağını anlamadın mı? Ben o herifin ne kadar bir herif olduğunu bilmesem, senin peşinden o eve kadar gitmesem ne olacaktı? Ne olacaktı? Nasıl bir şey yaşattığının farkında mısın kendine? Bana, bize. Ben senin peşinden gitmeseydim ne olacaktı Asuman? Düşündün mü? Düşünemedim. Aptalım ama düşünemedim. Bunların hiçbirini Ne şanslıyım ki hayatıma sen girdin. İyi ki buradasın. İyi ki yanımdasın. Sen olmasaydın ne yapardım bilemiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Stumbling in the dark and wondering where's the warm us feeling so grand. So thanks for giving things all of those extra things that
that unexpected call that put me in free fall. Asuman, müsait misin? Hı hı, gelebilirsin. Nasıl? Rahatladın mı biraz sen? Evet, sıcak su iyi geldi. Bir de uyuyabilsem. Saçlarını da kurut istersen. Başın ağrısı sonra. Bugünden sonra başıma daha kötü bir şey gelemez zaten. Bence düşünme bunları. Boş ver. Öyle diyorsun da hiç aklımdan çıkmıyor ki. Unutmak için uyku en iyi ilaçtır. Uyumayı dene. Belki biraz daha iyi gelir. Haklısın galiba. Rahat edebilecek misin yukarıda? Benim evde her yer rahat ya. İyi geceler. İyi geceler. Deniz. Ben yalnız kalınca durmadan olup bitenler aklıma geliyor. Adamın yüzünü falan görüp duruyorum. Sen gitmesen. Yani en azından ben uyuyana kadar... Kalırım. İyi geceler. İyi geceler. Efendim İkbal Hanım. Otobüs biletimi almış. Nereye? Ne varmış orada? Zeytinlik mi?
Zeytin tabii ya. Fatoş söylemişti. Ha, yok bir şey Ekbal'im. Tamam, teşekkür ederim. Kızım sen her sene gel böyle. Gelirim vallahi Mehmet abi. Ama yalnız bak haberin olsun, bu sene hasattan payımı düşeni alırım. Sen gelmesen de ben senin payını veririm. Sağ olasın. Kız. Dudu teyze. Ana. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç demiyor ki zeytin toplamaya gideceğim diye. Vallahi aynı soruyu ben de sana soracağım. Benim de hiç haberim yok senin burada olacağından. E bak Allah'ın işine ki. Yine yolumuz kesişiverdi. Allah'ın işi. Senin çocuklar mı burada? He, sorma be kızım. Hepiciği bir yana dağıldı işte. Ben de her sene böyle geliveriyorum yanlarına. He, de bakayım seninki nerede seninki? Benimki derken? E kızım kaçıyor ya işte. E ne bileyim. E kocan mı yavuklan mı? Sen söylemiyorsun emmi. Ben senin gözlerinden anlayabiliyorum. Yoksa ne işin var bu koca zeytin tarlasında bir başına? Sen efkarından geliverdin buraya belli belli. Aman Dudu teyze. Bilmiyorum nerede olduğumu. Zaten beklemiyorum ben de kimseyi, gelmişsin. Bak 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 bak. Gözleri başka diyor, ağzı başka diyor. Bu adamın sende gönlü varsa ne yapar ne eder seni arar bulur kızım. İşte bir yerden alıyor, bir yerden veriyor valla. Hanımcık görünüyorsun emmi. Çalışkan çıktın kız, aferin sana. İyi geliyor çalışmak. Seninkinden bir haber var mı? Dudu teyze bak görüyorsun burada çalışıyorum, kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Sen niye ikide bir de bana hatırlatıp duruyorsun? Şimdi şuradan çıkıp gelsen ne edeceksin? Gelmez. O şimdi evde koltuğunda yayılmıştır, bekliyordur ki Nazlı gelsin. Şu gelen kim peki? Nazlı. Ne yapıyorsun burada? Gördüğün gibi çalışıyorum Ferit'ciğim. Sen nereden buldun burayı? Fatoş söyledi değil mi? Benim kendi yöntemlerim var Nazlı. Fatoş hiçbir şey söylemedi. Neden geldin? Sana bir soru sormak için geldim. Gerçekten çok merak ediyorum. Neden kaçtın? Kafamı toparlayıp düşünebilmek için uzaklaşmam gerekiyordu Ferit'ciğim. Malum o yaygaranın içinde düşünebilmem mümkün değildi. Tamam. Artık kafanı topladıysan dönebiliriz ha? Ha
Hayır canım, henüz kafamı toparlayamadım. Ama sen çok istiyorsan git. Yani ben yolu biliyorum nasılsa gelirim. Nazlı, eğer bir sorunun varsa bunu konuşup çözelim. Böyle kaçarak saklanarak hiçbir şey halledemezsin. Ferit'ciğim, ben şu an kendimi konuşmaya hiç hazır hissetmiyorum gördüğün gibi. Sen en iyisi İstanbul'a dön. Ben döndüğümde konuşurum. Nazlı, seni almadan buradan döneceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Sen de buradaki bütün işi gücü bırakıp seninle tıpış tıpış İstanbul'a döneceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. İyi, ben de biraz kafamı dağıtayım o zaman. Ne yapıyorsun? Yalnız çok işimiz var bizim. Akşama kadar bitmez. Benim vaktim var. Çalışacak mısın, duracak mısın öyle? Çalışıyoruz herhalde. Sen bu nedir ya? Spor haberimi okuyorum, karikatürümü okuyorum, komedi midir nedir neymiş? Devre arasında durumu düzelteceğiz kardeşim. Sen neyi düzeltiyorsun ya? Git halamın sağımcam olurdu. Sen sezonun başında yapacaksın kardeşim. Sen kötü topçuya ver parayı, çarçur et, ondan sonra sezon arası de. Hadi sen de başarabilirsin, bozulabilirsin. Bravo, helal olsun. Arkadaş, şu evde 40 yılın başı bir müzik dinleyelim dedik. Şu hale bak ya. Ulan bizim para da mı çarşır oldu ya? Hacı ne oldu hacı? Öldürttüm. Abinle yengini öldürttüm. Neden biliyor musun? Çünkü seninle daha fazla mutlu olmak istiyorum. Çünkü Ferit Aslan'da olup da bende olmayan her ne varsa bende de olsun istiyorum. Anladın mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ay. Ne iyi etmişiz de almışız şu ses sistemini, değil mi? Ya sen bana böyle cep telefonundan Bluetooth'la bağlanıyor deyince bir anlamsız bulmuştum ama... ne kadar da ihtiyacımız varmış meğersem böyle bir şeye, değil mi? Psikopat manyak, sen benim sesimi mi kaydettin? Sakin ol. Artık eşitiz Hakan'cığım. Bak, az önce kendi ağzından söylediklerini duydun değil mi? Sen bir katilmişsin ve artık benim elimdesin. Bak, bundan sonra benim üzerime gelmeyeceksin. Eğer sen o parmak izli silahı ortaya çıkartırsan... ben de aynı şekilde bu ses kaydını polise veririm. Ben nasıl susuyorsam sen de aynı şekilde susacaksın. Anlıyoruz değil mi birbirimizi? Bence de. Alabilir miyim? Aa, sen akıllı bir adamsın kocacığım. Herhalde elindekinin tek kopya olduğunu düşünmüyorsundur değil mi? Neyse, kalsın. Arada o güzel sesini dinlersin. Şuna gider belki. Pelin Hanım. Sanırım Ferit Bey'in odasına gidiyorsunuz ama kendisi bugün şirkete gelmeyecek. Neden, hasta falan mı? Yok, hasta değil. Sadece özel bir işi olduğunu ve bugün şirkete gelemeyeceğini söyledi. Kendisi eşiyle beraber şehir dışında da. Neredeler? Onu bilemeyeceğim. Ama acil bir şey varsa ben kendisine ileteyim. Teşekkürler. Ben yarın yine uğrarım. Daha sonra tekrar dinleyin. Abi, buyur, bir şey mi oldu? Oldu Bekir, oldu. Demet,
kendi telefonuna gizlice benim ses kaydımı almış. Ve abuk subuk şeyler söylerken... bu birinin eline geçer ya da biri bunu öğrenirse mahvolur biteriz, tamam mı? Şimdi bunu al. Bu ses kaydı herhangi bir yere mail olarak ya da başka bir yolla yollanmış mı yollanmamış mı öğren, tamam mı? Tamamdır abi, ben bir çocukları inceleteyim. Haber bekliyorum ben sana. Merak etme abi, öğreniriz. Cihan. Demet Hanım biraz sonra şirkete gelecek. Ona bakmanı istiyorum yani, göz kulak ol. Kimle konuşuyor, ne yapıyor, ne ediyor, kimin odasına giriyor. Ne yaparsa yapsın saat başı bana rapor vereceksin, tamam mı? Peki Hakan Bey. Bir de Demet senin benim adamın olduğunu bilmiyor. Bilmesin. Nasıl isterseniz Hakan Bey. Doğal ortam bozmasın seni. Malum plazalarda büyüdüm. Bozmaz bozmaz, aksine iyi geldi. Benim de ihtiyacım varmış böyle bir şey. Sen neden tercih ettin burayı? Yani zeytin toplama işi falan. Bir sebebi var mı? Bilmem. Ayaklarım buraya getirdi beni. Bence zeytin ağaçları bu dünyanın yaşayan efsaneleri. Her türlü zorluğa rağmen yüzyıllarca ayakta kalmak için direniyorlar. Her derde devalar. Yağı, sabunu, meyvesi. Bildiğin mucize. Yani? Yanisi şu. Bu her derde deva olan, her türlü zorluğa dayanan ağaçlar belki bana da iyi gelir dedim. İyi geldin peki? Öğütlerini dinlesem gelecek aslında. Öğütler. Ne öğüdü bunlar? Kişi özelcim. Neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Bütün Bulut'a anlattığımız şu masallar falan çok etkisi altında kaldın herhalde. Zeytin ağacı efsaneleri, öğüt veren ağaçlar falan. Hepsi çok masalsı değil mi? Belki masallara ihtiyacım vardır Ferit. Belki bir süreliğine gerçeklerden uzaklaşmak bana iyi gelecektir. Tamam kabul, ama ben şunu merak ediyorum. Masal bitince ne olacak? Onu o zaman konuşuruz. Nazlı. Konuşmayı daha ne kadar erteleyeceksin? Müsaadenle. Toplamam gereken öğütler var. Birkaç öğüde ihtiyacım var sanırım. Yani yukarıda koltukta uyuyup boynum tutulmasından daha iyidir. Kim bu saatte ya? Geldim, geldim. Geldim. Pelin? Deniz kusura bakma ya, uyandırdın mı? Ay, aslında öyle oldu ya biraz. Ama yani iyiyim. Geç uyumuştum ondan. Başka zaman geleyim istersen. Yok canım, olur mu öyle şey? Bu havada gelmişsin buraya kadar. Geçsene içeri. Deniz, kim geldi? Misafirin varmış, rahatsız ettim. Yo. Biz de yine uyanmıştık. Siz takılın, ben duşa gidip geliyorum. Gelsene içeri. Kahve içer misin? Olur. Şaşırttın beni Deniz. İnsanları tanıdığımı zannederdim. Nasıl yani? Dün senin Nazlı'dan hoşlandığını düşünüyordum. Bugün kardeşiyle beraber uyanıyorsunuz. O zannettiğin gibi bir şey değil ya.
Arkadaşız. Öyle diyorsan öyledir, bana laf düşmez de. Yine de Nazlı'nın altında bu arkadaşlığın sınırlarını belirlesen iyi olur. Ayağına dolanır sonra. Pelin, bırak da ona ben karar vereyim ya. Ayrıca söylediğim gibi, arkadaşız. Gerçi arkadaş olmasanız ne olacak ki? Ferit Bey eşiyle sırrı kadem basmış. Bir yerlerde aşk tazeliyorlardır herhalde. Yani ne demek istiyorsun anlamadım. Şirkette Ferit'i aradım, yoktu. İkbal eşiyle gittiğini söyledi. Ben de sana geldim belki bir şey biliyorsundur diye. De, senin de pek bir şeyden haberin yok anlaşılan. Nereye kayboldu bu ya? Kesin kendine sığınacak bir plaza arıyordur. Ben de bir zeytin ağacını ödün dinledim. Nazlı'yı mutlu etmek istiyorsan git bir zeytin fidanı bul dedi bana. Nereden buldun bunu? Şiler'deki köylüler zeytin fidanı ekiyordu. Ben de rica ettim. Ekelim mi? Hadi ekelim. Nereye ekelim? Şu tarafa ekelim. Çünkü kış geldiğinde soğuktan korunması gerekiyor. Ama bir taraftan da bahar geldiğinde güneş kucaklamalı. Şu tarafa. Çok emin olamadım şu an. Nazlı, bir karar verecek misin artık? Evet, vereceğim. Tamam. Son kararım şu taraf. Çimento fabrikası için tüm fizibilite çalışmaları tamamlandı. Yatırımın bize dönüşü dün gönderdiğim raporlarda detaylı bir şekilde belirtildi. Eğer onayınız olursa girişimimizi hemen kamuoyuyla paylaşabiliriz. İnceledik Can. Eline sağlık. Gayet mantıklı ve makul gözüküyor. Teşekkür ederim. Demet Hanım, siz ne dersiniz? Yönetim kurulu onaylarsa hemen bir basın toplantısı ayarlayabilirim. Eğer bir basın toplantısı düzenlenecekse onu ben kendi ekibimle ayarlarım. Siz rakamlarla ilgilenin lütfen. Ayrıca Ferit'le de konuşulsun. Yalnız o bugün pek mümkün görünmüyor Demet Hanım. Neden? Ferit ufak bir tatile çıktı Demet. Yarın burada olur. İkbal Hanım, Ferit'le yarın için teyitleşebilir miyiz? Ben az önce aradım Engin Bey kendisini, yalnız telefonu kapalıydı. Tamam, o zaman Nazlı'dan ulaşabilirsiniz. Tabii. Ben teyit edip hemen sizi bilgilendireceğim Engin Bey. Evet, Cihan, diğer maddeye geçelim. Tabii. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin demiş Nazım. Biz biraz erken davrandık ama olsun. İnşallah yerini seversin. İstersen ara sıra gelip kontrol ederiz. Hatta bir gün gölgesinde bile dinleniriz belki. Bulutu da getirirsin. Neden olmasın? Neyse tamam, yine masallara girmeyelim. Bir zeytin ağacı kaç yıldır büyüyor biliyor musun sen? O zamana kadar oho. Nazlı. Nazlı gel. Hadi geliverin, gayrı sofra hazır. Tamam Dut teyze, geliyoruz. Hemen tanışmışsın insanlarla. Hiç sorma. Dudu teyzenin bütün hayatına hakimim şu an. Acıktın mı? Evet. Hadi kalkalım o zaman. Sen seversin, her şey organik. Nazlı, istediğim zaman gayet uyumlu biri olduğumu zamanla yaşayarak öğreneceksin. Yani benim tanıdığım Ferit'in yapacağı iş değil açıkçası. İş günü. Böyle gezmeye gitmeler falan. Benim bundan bize ne? Ağzın bize ne diyor? Yüzünse bu durumu epey dert etmiş gözüküyor Deniz. Yani? Nazlı ile Ferit evli ama ben döndüğümden beri senin Nazlı'ya karşı ilginin azalmadığını görüyorum. Deniz, bu umudu neye borçlusun? Ferit'in evliliğinde ters giden bir şey mi var? Aralarında bir sorun mu var bildiğin? Eğer bildiğin bir şey varsa lütfen söyle. Çünkü benim de tutunacak bir umuda ihtiyacım var. Deniz, dolabından bir iki kıyafet aldım. Yıkar getiririm. Aa, sen burada mısın hala ya? Ben gittin zannetmiştim. Asuman. Yani kapı sesini duyunca çıktın zannettim. Ama eğer kalkıyorsan birlikte çıkalım. Ben de gidiyorum çünkü. Evet. Benim de işlerim vardı. Çıkayım artık.
Ferit abiye ulaşamıyorum. Nazlı ile bir yere mi gittiler? Bir bilgin var mı? Ha evet. Ablam mesaj atmış dün gece bana. İzni'ye gidiyorum diye. Ferit Bey de peşinden gitti galiba. Aşk işte, ne yaparsın? Ayrı kalamıyorlar. Deniz, teşekkür ederim dün gece için. Ve her zaman yanımda olduğun için. Rica ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim Deniz'cim bu güzel kahve ve sohbet için. Rica ederim. Deniz, bak ben elimden geleni yapıyorum. Senin yardımın olmadan başaramam. Lütfen sen de bir an önce harekete geç. Asuman. Hadi gel bırakayım seni de. Yok hiç gerek yok. Ben otobüsü bekliyorum. O da birazdan gelir zaten. Yani kıyafetlerle otobüs bekleme istersen. Tamam, madem o kadar ısrar ediyorsun kırmayayım ben seni. Az lezzetli. Bunun içine var ya kesin keçi sütü karıştırırlar. Peynir de güzel de ben daha çok ekmeği sevdim. Çıtır çıtır. Tam benim sevdiğim gibi. Belli. Çay alacağım kendim. Aldın mı sana yenisini? Aa, yok benim var. Merhaba. Bir çay alabilir miyim ben de? Tabii abi hemen. Tazedir. Demin olsun. Ne yaptınız az? Düzelttin mi aranızı? Yok daha değil. Amma da keçi çıktın ha. Tatlı tatlı gidiver evinize işte. Ay Dudu teyze o kadar kolay değil öyle tatlı tatlı gidivermek eve. Önce bir konuşacağız, netleştireceğiz durumları. E konuşuverin o zaman. Kim tutuyor sizi? Buyur abi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel oğlum gel. Maşallah boylu, poslu. Evet bizim evin kapısından bile sığmaz ha. Maşallah. Kusura bakmayın rahatsız ettik sizi de yemeğinize ortak olduk. Olur mu öyle şey? Her şeyden bol bol var. Yiyin gari afiyet olsun. Hem ben size herkesleri anlattım. Televizyon seyreder gibi sizi seyrediyoruz. Çok tatlıymış gerçekten. Bizimkiler iddiaya binem girdi. Sabri diyor ki... Ayrılırlar. Bahattin diyor ki barışırlar. Kaybeden kazanana bir koyun verecek. Hangisi Sabri? Sabri aha şu ateşin başındaki. Kokuyu alıyor musunuz? Ben kokuyu bir yerden tanıyorum hemen geliyorum. Nereye kızım? Sabri yabancı gelmedi galiba. Bir şey sorabilir miyim? Vallahi abla kusura bakma. Biz Bahattin'le böyle hani eğlence olsun diye yok, yani. Yok yok. Onu sormayacağım ben. Başka bir şey soracağım. Bu mantarı nereden buldunuz? Bu çok zor bulunan bir mantar. Hem de çok lezzetli. Buralarda yetiştiğini bilmiyordum ben. He. Ormanda topluyoruz abla. O arkada. Al bir yakıver tadına. Hı. Al al.
Ferit, Ferit bunu mutlaka yemen lazım. Bu mantığa. Biz bunu hep yiyoruz ki. Ben bunu İstanbul'a bile kurutup götürüyorum. İşte ben bunu bilmiyordum. Benim bundan mutlaka toplamam lazım. Toplayalım. Topla tabii abla. Yalnız ormana girmen gerekiyor. Karanlığa kalmayacaksın. Karanlığa kalırsan çok tehlikeli gari. Yok ya, kalmam ben karanlığa. Kız, bir başına gidecekmiş gibi konuşuyorsun. Aslan gibi kocam var ya burada. O seni yalnız bırakır mı zannediyorsun? Hemen oğlum. Ya marketten alamıyor muyuz bunları? Ay aşk olsun Feriz. Marketten alınanla taze taze toplanan bir mi? Hem ben yetiştiği yeri görmek istiyorum. Tabii sen gelmek istemiyorsan sen bilirsin. Yok canım, olur mu öyle şey, gelirim. Sabri abi, bana bir tane daha versene, tadı damağımda kaldı. Ver ver. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ormanın neresinde demiştin? Hemen şu karşıda. Şifalı mı? İstanbul ve araba yan yana gelmemesi gereken iki kelime sanırım ama ben arabasız yapamıyorum. Gelir gelmez kiraladım. Hem İstanbul'u seven trafiğine katlanır. Yani ne kadar sevdiğinle alakalı tabii. Deniz'le yakınsınız galiba. Sana ne bundan? Korkma. Deniz'de gözüm yok. Ama senin de varsa pek ümitlenme derim. Ne diyorsun sen ya? Deniz'i tanırım. Senin gibi kızlarla biraz güzel vakit geçirir. Sonra sabah uyandığında o sırtına pahalı tişörtlerinden birini verir. Evine otobüsle dönersin. Ne diyorsun Pelin sen? Hı? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Sen beni tanıyor musun be? Sen Deniz'i ne kadar iyi tanıyorsun da böyle konuşuyorsun? Sen bizim ilişkimizi ne kadar iyi biliyorsun ya? Sen illa bir sabah bizi bir arada gördün diye aramızda bir şey mi olması lazım ha? Tamam sakin ol ya. Uyarayım dedim. Uyarma canım sen beni, uyarma. Dün Deniz olmasaydı ben ne halde olurdum biliyor musun sen? Sabah sağda solda belki bir çöp konteynerinin içinde bulurdunuz benim cesedimi. Deniz geldi ve yumruklayarak öldürüyordu neredeyse adamı. Ben niye bu kıyafetleri giyindim bir düşün bakalım, bir sor bakalım bana. Çünkü o sapığın evinde kaldı kıyafetlerim. O yüzden Deniz'den giymek zorunda kaldım, anladın mı? Bir dakika bir dakika, sakin ol. Ne sapığı, ne oldu sana dün gece? Polise falan gittiniz mi? Gitmedik. Polise falan gitmedik. Ne diyeyim ben polise gidip ne diyeceğim? Ne anlatacağım onlara? Ben kendi isteğimle gittim adamın evine. Ayrıca adam zengin teki. Pislik bir herif. Kesin önlemini almıştır. Sen tanıyor muydun adamı? Birkaç kez görmüşlüğüm var Deniz'in barında. Muzaffer diye teki. Sonuç olarak Deniz geldi. Beni oradan kurtardı. Ben de şu an sağ salim hayattayım. Neyse çok geçmiş olsun. Yani en azından olan olmuş, biten bitmiş. Sağ çeker misiniz siz şu arabayı? İneceğim ben. Sağ ol. Sen de beni buraya kadar bıraktığın için ve sinirimi bozduğun için teşekkür ederim. Rica ederim. Ha Pelin, bu arada ben seni pek sevmedim. Anlamışsındır zaten. O yüzden bundan sonra beyinle ve yakınlarınla alakalı konuşurken iki kez düşün. Deniz olan ilişkime de sakın burnunu sokma. Ben dışarıdan böyle tatlı, sevimli gözükebilirim ama içimden asla öyle değilimdir. Tamam mı tatlım? Ayağına denk al yani. Doğru yolda olduğumuz emin misin? Aşk olsun Ferit. Tabii ki eminim. Tam tarif ettikleri yoldayız. Yalnız bahsettikleri bir çeşme vardı. Onu henüz göremedim. Onu gördük mü geldik sayılır. Yakın demişlerdi ama yarım saattir yoldayız. Yerleşim yerlerinden epey uzaklaştık. Çeşmeyi görünce söyleyeceğim. Aha işte gördüm. Çeşme orada, burada duracak. Fettikleri yol burası. Şuradan gideceğiz. Musluk mu açık? Bir saniye. Bozuk mu? Galiba. Efendim.
Neyse hadi mantarları toplamamız lazım. Sonra? Sonra? İstanbul'a döneceğiz herhalde artık değil mi? Evet döneceğiz ama önce konuşacağız. Şimdi konuşalım. Hayır Ferit, önce mantarlar. Hadi hava kararacak. Afiyetler olsun. Yine bekleriz. Hasan. Ara. Fatoş. Şimdi Nazlı Ferit'le baş başa değil mi? Ay ne kadar romantik. Ben de Tarık'la birlikte böyle yerlere gitsek. Aa. Senle Tarık. Ay Manamicim sen birazcık uçtun ya. Vallahi çok hayallerin çok büyük büyük olmaya başladı senin. Bence birazcık frene bas sen. Vallahi bak çok coştun yani. Ya Fatoş sen niye birden Tarık'a karşı böyle negatif şeyleri düşünmeye başladın? Neredeyse beni paket yapıp Berin'e verecektin. Ne değişti ki anlayamıyorum. Bir şey mi oldu? Yok canım. Ah, şu müşterilere bakayım ben. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Selam. Selam Tarık'cığım. Selam. Tarık, hoş geldin. Hoş buldum. Aç mısın? Ha? Aç mısın? Aa, yok yok, yedim ben. Sağ ol, tokum. Şey için geldim, Nazlı yokmuş galiba. Ferit Bey de mesaj attı, rica etti. Ya bugün işte size yardım etmek için geldim. Tam gün buradayım yani. Demek ki Ferit diye aramış, rica etmiş ha? Bak Fatoş görüyor musun? Bunu Nazlı'ya anlatman lazım. Destan'la ilgilenmiyor diye söylenmesin. Baş başa kalmak iyi geldiyse demek ki. Tabii tabii. Baş başa kalmak bütün çiftlere iyi gelir. Tabii tabii. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım işlere. Şey alışveriş listesi vardı Tarık, ben onu vereyim sana. Süper. Arkaya koydum herhalde. Siz Manami ile beraber gidersiniz artık. Birlikte geç. Ne gerekiyorsa alırsınız. Manami ile beraber. Tabii canım zaten ben Manami'ye yardım etmek için geldim. Yani senin için geldim Manami. Öyle mi? Hı-hı. Buyurun. Sağ ol. Hadi bakalım biz o zaman bir an önce çıkalım. Manami Sam. Tamam hemen geliyorum. Oldu o zaman. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Evet. Siparişleri alayım. Türk kahvesi. O da Türk kahvesi alayım. Sadece Türk kahvesi mi? Türk kahvesi. Tamam. Hasan. Hoş geldiniz. Yine neden çağırdın beni? Aşk olsun, özledim. Gözlerine bakıp hülyalara, rüyalara dalmak istiyorum. Seninle beraber yağmurda ıslanmak istiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Ferit Aslan karısıyla tatillerde fink atıyor. Sen bu rahatlık ne ya? Asıl sendeki bu neyin rahatlığı ya? Kızımızım. Pelin, gereksiz kibarlıklara ayıracak vaktim yok benim. Bir plan yaptık ve o plan bozuldu, bozulacak. Ferit Aslan için bir... Hakan tamam. Aa, bir sakin ol. Bir düşünelim, bir dur Allah Allah. Ya sen amma takmışsın Ferit'e bu kadar ya. Ferit sana ne yapsa bu kadar kin duyuyorsun ona. Boş ver. Boş verme, anlat. Ne yaptı sana Ferit? Klasik bir hikaye bizimkisi işte, ben... Fakir doğdum, fakir bir mahallede büyüdüm falan. Beyzademiz zengindi. Burslu falan okudum ben. Sonra bunun ailesi ve... Ya mümkünse bu konuyu kapatabilir miyiz? Bizim daha önemli mevzularımız var. Ferit'le karısı Nazlı'ya odaklanabilir miyiz mümkünse? Burada bir yerde olmalı. Gel burada, sonunda bulduk seninkileri. Bunlar benimkiler değil. Bunlar zehirli. Nasıl anladın? Daha
önce hiç görmedim. Ben görmediysem kesin zehirlidir. Yani risk almaya değmez. Seninkilerin zehirli olup olmadığından sanmayacağız. Ay aşk olsun Ferit, ben görünce anlarım herhalde. Yeter ki mantarları bulalım. Yalnız Nazlı, yavaş yavaş dönmemiz gerekiyor. Ferit'ciğim hiç kusura bakma. Mantarlarımı bulmadan şuradan şuraya bile gitmem. Çok yakındalar, ben hissediyorum. Burnumun kokusu geliyor. Tamam, son bir yarım saat daha, sonra yarım saat sonra döneceğiz. Ay yine başladı kurallar. Yahu bak şehirden uzaklaşmışız. Her yer yemyeşil. Gelmişiz ormanın bağrına. Oh, mis gibi temiz ama. Of, yavaş yavaş. Söylemiştim sana, yapraklar ıslak. İyiyim mi? İstersen elimden tutabilirsin, düşmek istemiyorsan. Yok, koluna gireyim. Böylesi daha güvenli. Şu taraftan gideceğiz. Alıyor musun kokuyu? Almaz mı? Beraber tatil olayı hiç iyi olmadı. Bak, gördün mü Pelin? Şimdi beni daha iyi anlamaya başladın işte. Teşekkür ederim. Nazlı anında gardını aldı zaten. O benden uzaklaştırmak için planlamıştır bu tatili. Akıllı kızdır Nazlı. Ha, bir de bugün bir şey öğrendi. Yani işimize yarar mı pek bilmiyorum ama. İşte bana bunlarla geleceksin. İşimize yarar hale getiririm ben onu. Sen söyle bakayım neymiş? Nazlı'nın kardeşi Asuman'la karşılaştım. Muzaffer diye bir adam. Kızı sıkıştırıyormuş, taciz mi etmiş ne öyle bir şey. Yani belki işimize yarayacak bir şey çıkar ondan. Asuman'dan Ferit'le ilgili bir şey çıkmaz. Ferit çünkü Asuman'ı sevmiyor ki ben de sevmem. Hatta ben bir fırsatını yakalasam Asuman'ı bir kaşık suda boğacağım da. Muzaffer. Kim lan bu Muzaffer? Bir tanıdığım Muzaffer var ama pisliğin teki. O mu acaba? Neyse. Yani çok üzgündüm. Gerçekten üzgündüm. Asuman'a müstahak bunlar. Ama araştıracağım ben onu. Şimdi başka bir şey var aslında. Bizi Ferit'e yaklaştıracak birisi var. Kim? Şuralarda bir yerlerde olmalı. Burnuma burnuma geldi kokusu. Aa işte buldum. Dikkat et, düşeceksin de. Bebeklerim benim ya. Ter şunu. Bir de bunu. Güzelliğe bak, ye. Yemeyeyim de evet, bunların tipi daha düzgün, daha güven verdi. Ziyan etmeyelim. Tipi değil, tadı düzgün, tadı. Çok lezzetli bunlar. Ben bunlarla var ya ne yemekler yaparım şimdi. Restoranın önünde kuyruk olacak. Deniz ya. Dondum burada. Yokum evde abla. Yalnız kalmak istiyorum. Deniz. Gitar çıkmış meydana. Nota kağıtları. Kahve bardakları. Uykusuz geceler ve asık suratlı Deniz. Ne oluyor? Nazlı ile Ferit'in küçük kaçamağı canını mı sıktı yoksa? Abla sen öz kardeşini göz göre göre delirtme etme istiyorsun? Deniz'cim,
Bana biraz kulak verir misin lütfen? Abla başlama yine, ne olur. Tekrar başlama, tamam mı? Bitmedi ki başlayayım Deniz. Bitmedi ki senin kendini üzmen. Bak Nazlı ile Ferit orada şu an keyif yapıyorlar. Ve hiçbir şey umurlarında değil. Sen ne yapıyorsun? Perişan ediyorsun kendini burada. Değer mi ya? Bana söyler misin, değer mi? Abla bak, ben senin seçimlerini hiçbir zaman sorgulamadım. Ne demek bu? Şu demek oluyor, daha açık konuşayım. Sen Hakan'la evliyken neden Ferit'in peşinden koşuyorsun? Hı? Söylesene bana bunu. Beni rahat bırak. Demek açık konuşmak istiyorsun Deniz Bey. Tamam. Açık konuşalım. Sen nesin biliyor musun? Kocaman bir bebeksin. Annemin eksikliğini etrafındaki kadınlarla doldurmaya çalışan bir bebek. Önce Alya vardı. Şimdi de Nazlı. Sen ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Sevgili kardeşim. Eğer sana annelik yapacak birini arıyorsan sen bilirsin. Ama eğer gerçekten birini kalbinle sevdiysen bebeklik yapmayı bırak. Ayağa kalk ve aşkın için savaş. Öyle evde oturup üzülmekle olmuyor bu işler. Hadi zeytini anladım. Hadi mantarı da anladım. Kestane nereden çıktı? Ay aşk olsun Ferit. Gerçekten aşk olsun yani. 15 dakikada topladım. Ne var bunda? Ama geç kalıyoruz Nazlı. Ben seni var ya bu kestaneleri yerken göreceğim. Nazlıcığım ay keşke çenemi kapatsaydım ve daha fazla toplasaydın diyeceksin. Aslında ben seni burada bıraksam gayet güzel hayatını devam ettirirsin gibi geliyor. Yani mantardı, kestaneydi. Ağaçlar zaten arkadaşın. Baksana konuşuyorlar, öğüt veriyorlar sana. Birkaç kuş da yuvanı falan yapar. Sağ ol canım. Sen gece hiç ormanda kaldın mı? Kalmadım Nazlı. Öyle zevklerim yok benim. Kalamazsın zaten. Korkarsın. Böyle her yerden garip garip sesler gelir. Parlayan gözler görürsün. Ya sen doğru yolda olduğumuza emin misin? Allah'ım yine aynı soruyu mu duyuyor bu kulaklarım? Ya ne bileyim sanki buradan hiç geçmedik de. Canım geçmediğimizi biliyorum. Ben bizi kestirmeden götürüyorum. Yok ben telefona bakacağım artık. Bak bak sanki telefon başka bir şey söyleyecek bak. Tabii ki çekmiyor. Çekse şaşarım. Bakayım. Aa benimki de çekmiyor. Ama problem değil. Ben nereden gideceğimizi biliyorum. Şuradan gideceğiz. Eminim biliyorsundur. Bak biliyorum. Beni dinlemek istemiyorsun ama benden kaçamazsın çünkü ben senin ablanım. Ve bütün gerçekleri sana söylemek mecburiyetindeyim. Ablacığım. Canım. Senin kendini bu şekilde üzmen beni çok üzüyor. Üstelik abimizi kaybettikten sonra hepimiz çok sarsıldık. Abimi karıştırma. Bu olanların abimin ölümüyle alakası yok. Evet. Biliyorum. Ne yazık ki babam hepimize yetemedi. Annemle de doğru dürüst bir geçmişin olmadı. Ben desem zaten yanında olamadım. Yani hayatımda bir tek abim vardı. O da gidince sarsıldım. Abla tamam da bütün bunların Nazlı ile ne alakası var? Çok alakası var. Seni nasıl sarıp sarmaladığını görmüyor musun? Kendini ona nasıl teslim ettiğini. Ben görüyorum Deniz. Bak. Bulut da Nazlı'yı seçti. Çünkü onu annesinin yerine koyuyor.
anne aramıyorum. Yok ama aramıyorum. Emin misin Deniz? Alya da öyle değil miydi? Ne istersen yapmıyor muydu? Yaralarını iyileştirmiyor muydu? Söylesene. Öyle değil miydi Deniz? Bak bu konuşma çok saçma bir yerlere gitmeye başladı. Ben senin gitmeni istiyorum lütfen. Deniz rica ediyorum. Abla lütfen saygı gösterir misin? Git. Yalnız kalmak istiyorum. Peki. Ben giderim. Özür dilerim. Canım kardeşim. Yanında olamadığım için çok özür dilerim. Yaman Hanım, bir misafiriniz var, genç bir hanım. Kimmiş? İsmi yok mu bu genç hanımın? Pelin Hanım, İzmir'den gelmiş. Pelin mi? Ferit'in Pelin mi acaba? Neyse, çağır gelsin. Peki efendim. Pelin Hanım. Hayırlı sabahlar Leman Hanım. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Geç şöyle otur. Misafirimize bir portakal suyu getiriver. Yalnız greyfurtu yarım sık. Bu çok ekşi olmuş. Sizinkini değiştirelim mi? Hayır kalsın. Hayırdır? Bunca seneden sonra. 7 sene oldu değil mi? Evet. Hafızanız çok iyi. İyidir. 7 sene önce olanları da iyi hatırlıyorum. Ben de onu konuşmaya gelmiştim Leman Hanım. 7 sene önce de izah etmeye çalıştığım durumu fakat kimseye anlatamadım suçsuzluğumu. Şimdi? Şimdi yeni gelişmeler var. İspat edebilirim suçsuzluğumu. Tanık var. Üstelik bunu başımıza ören de itiraf etti suçunu. Kimmiş? Demet. Ortağınızın kızı. Benden ayrıldıktan sonra Ferit'i nişanladığınız Demet. Anlat bakalım nasıl oldu bu iş? Ne yapıyorsun lan silme onu? Ha? O ne? Beko! Hop Hakan abi buradayız. Ha. Oğlum bakın. Bugün çok güzel haberler aldım. Sakın ola bana kötü haber verme. Gününü mahvetme. Yok abi arkadaş araştırdı haberleri. Anlat Salih senin mi bunu? Ses kaydının yapılı telefonu kayıtlarını inceledik Hakan Bey. Ses kaydı bu telefona yapılmış. Fakat başka hiçbir yere mail ya da mobil yükleme aracılığıyla gönderilmemiş. Emin miyiz Salih? Eminiz Hakan Bey. Telefondan başka hiçbir yere gönderilmemiş. Arkadaş delireceğim ya. Bakar mısın? Kadındaki akla bakar mısın? Aklı sıra beni yiyecek, beni kandıracak ya. Beni kekliyor ya. Kuyruğu dik tutacak ya. Ya benden öğreneceği çok şey var bu kızın arkadaş ya. Yanımdaki adamlara hastayım lan. Ben yukarıdayım.
Sen de yavaştan toparlan at. Ne yalan söyleyeyim, bugün Demet'in bunu yapmış olmasına şaşırmıyorum. Ama o zamanlar böyle entrikaların içine girmiş olması beni bayağı şaşırttı. Evet. Demet'in bu yaptığı Ferit de benim mutluluğumuza mal oldu. Demet Ferit'le nişanlanarak Ferit'e iki kez kötülük yapmış oldu. O zaman hepimiz bu evliliğin doğru olduğuna karar vermiştik. Ama kısa bir süre sonra Demet'in de babası dahil olmak üzere bunun doğru bir karar olmadığını anladık. Ferit de ben. İkimiz de başka yerlere savrulduk. Ben yanlış bir evlilik yaptım, boşandım. Ama Ferit sonunda mutluluğu yakalamış görünüyor. Evlenmiş. Sizi de tebrik ederim bu arada. Sağ ol. Her şey çok hızlı gelişti. Hiçbir şey usulünce olmadı. Ne nişan ne de düğün. Niye bu kadar acele ettilerse? Ben Feritleri evlerinde ziyaret ettim. Ferit duygularını pek yansıtmaz. Yani mutlu mu değil mi anlamak mümkün değil. Nazlı da çok çalışıyor anladığım kadarıyla. Tabii Bulut'a da bakıcı bir kadın bakıyor haliyle. Ben biraz oyun oynadım Bulut'la. Çocuk kendisiyle ilgilenilmesini özlemiş. Arada buraya gelip gidiyor. Şimdi burada. Tabii okul açıldığı için seyrek gelebiliyor. Anne yok. Anneanne yok. Tabii Nazlı da yoğun çalıştığı için vakit ayıramıyor Bulut'a. Şef olduğu için tüm gün restoranın mutfağında durmak zorunda. Ben mesela evlensem ve çocuk yapsam tüm çalışma düzenimi eve kurardım. Neyse ben kalkayım artık. Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim size. Estağfurullah. Görüşmek üzere Demet Hanım. Hoşça kal. Kesin bir yerde hata yaptık. Çoktan gelmemiz lazımdı. Nazlı, bence aynı yerde dönüp duruyoruz. Yani daha önce buradan geçtiğimize eminim ben. Aferin Ferit, farkındayım. Ne yapacağımızı düşünelim. Hava kararmak üzere. Sen hani yolu biliyordun? Hani bizi ormandan çıkaracaktın? Allah Allah! Ne var canım, ben de insanım sonuçta. Yani hata yapabilirim. Yanılgıya düştüm. Sonuçta bilmediğim bir ormandayız. Vallahi doğa insanısın, maceracısın. Anadolu kaplanısın dedik, bizi ortada bıraktın ben Nazlı. Allah Allah ya! Gerçekten kavga mı edeceksin benimle şu ortamda? Bak, buradan bir an önce çıkmazsak kurda kuşağım olur, söyleyeyim sana. Hatırla anlattığım hikayeyi. Vallahi ormanın bir kanunu var biliyorsun. Güçlü olan ayakta kalır. Ben kaçarım, sen artık kendini kurtarırsın. Ha, benim etim ne, budum ne? Ne yapacaklar beni? Peşime bile düşmezler. Seni var ya bir yeseler, ama aile karınları doyar. Bir dakika ya. Bilgilerimi kullanabilirim ben. Ağaçların kuzey tarafı yosunlu olur. Güneyde karıncalar yuva yapar. Kuzey yıldızı da kuzeyi gösterir. Ama şu an bu bilgileri kullanamıyoruz değil mi? Belgeseller hiç böyle değil. Sessiz olur musun bir dakika? Neden? Biz arabayı çeşmenin yanına park etmiştik değil mi? Çeşmeye akan suyu bulursak yolumuzu da bulmuş oluruz. Ferit harika fikir. Bunu niye daha önce düşünmedin? Şşş dinle. Suyun sesine konsantre ol. Ferit! Sesi duydun mu? Tamam, sakin ol. Takip et beni, gel. Ya Ferit nereye Ferit? Bir yol bulmaya çalışıyorum. Şimdi... Dün gece... beraber uyumak çok güzeldi. Huzur verdi. Yok ya. Nasuman böyle ya. Allah Allah. Hay böyle sanki dünden hazırmışsın, hevesliymişsin de bunu bekliyormuşsun gibi. Hah. Olmaz. Üf, ay iki hava alayım da bulayım bir şey. Ha. Şey yazayım. Dün akşamki cezam bittiyse bu akşam gitar dersine devam mı? Heh.
kapısını açık bırakmak nedir ya? Sonra buz gibi oluyor ev. Hoş geldin. Ay Asuman, ödümü kopardın ya. Ay senin ne işin var ya bu saatte evde? Ay ne demek bu saatte evde ne işin var Fatoş? Burası benim evim. İstediğim saatte gelirim buraya. Ayrıca asıl senin bu saatte burada ne işin var ve sen buradaysan restorana kim var? Ay, Tarık'la Manu var canım. Ve gayet iyi idare ediyorlar yani. Hiç aklın kalmasın. Manami ile Tarık. Birlikte. Ay evet. Manami nereye? Tarık oraya. Böyle peşinden. Nereye giderse oraya gidiyor. Ay bir de gör, bir çalışkan, bir çalışkan. Böyle Manami'ye baka baka o da Japon oldu iyice. Ben de iyice şiştim, eve geldim. Oldu mu? Ay canım benim, çok iyi olmuş, çok iyi yapmışsın. Zaten böyle insan kıskandığı ortamda çok uzun durmamalı. Yoksa sıkıntılar çıkıyor. Ben mi kıskanıyorum? Ne kıskanacağım ya? Bir kere Tarık kendisi söyledi geçen hafta yani benden hoşlandığını gayet açık açık bir şekilde yani. Hayır, ben Manami'ye üzülüyorum. Gerçekten bak, bir de zamanında ben şimdi Manami'yi Tarık'a yönelttim ya. O yüzden böyle bir sorumluluk hissediyorum yani. Bir hata yapmış gibi hissediyorum kendimi. Hata derken? Anladın yani Tarık'a yürümen gerektiğini. Ay ne münasebet ya Asuman, Allah Allah. Hayır, ben Manami için üzülüyorum yani şu anda. Gerçekten şimdi Tarık onunla ilgileniyor, kandırıyor kızı yani. Kız da oradan hevesleniyor. Gerçi bilemedim, o da sanki böyle dünden razı gibi ama kandırılmaya. Birazcık arada kaldım açıkçası. Yani Fatoş'cum, insanlar değişebilir. Duyguları, fikirleri değişebilir. Yani böyle dün birbirinden aşırı uzak olan iki insan ertesi gün böyle sarmaş dolaş uyanabilirler yani. Olabiliyor böyle şeyler. Sen ne saklıyorsun ya ağzının içinde Asuman? Çıkar bakalım baklayı. Ben? Aa. Bu kıyafet nereden çıktı ya? Büyük bu sana. Aa, bayağı da büyük. Kimin bu ya? Bu. Deniz'in bu. Deniz'in mi? Bu. Aa. Eşofman da Deniz'in. Aa, eşofman da Deniz'in. Aa, ne alaka ya? Kız her yerimi elledin be. Aa, çekiştirip duruyor. Evet, Deniz'in. Niye bu kadar şaşırdın? Niye bu kadar şaşırdın mı? Tabii ki de şaşırırım Asuman. Ne alaka bunlar sende ya? Uyumadan önce vermişti. Deniz uyumadan önce vermişti. Siz Deniz'le birlikte mi uyudunuz Asuman? Konuşsana ya. Ay, kerpetenle alacağız ağzından lafları. Kız, yoksa siz değilsiniz. Aa, hayır Fatoş ya, sen de hemen ne düşünüyorsun ama olabilir tabii yani. Hayat bu, belli olmaz hiçbir şey. Allah Allah. Aa. Bak sırıtmaya bak, pişmiş kelli gibi. Kimle mesajlaşıyorsun ya sen? Kimle mesajlaşıyorsun? Göster bakayım bana onu. Fatoş'cum, sana göstermek ve tüm detayları anlatmayı çok isterdim ama benim gitar dersim var ve çok geç kalıyorum. Görüşürüz. Allah Allah. Nazlı neredesin ya? Ay bu Asuman'la uğraşmak ne kadar zormuş ya. Ferit, çok yoruldum. Yoruldu oldum değil misin? Soru bir yerden tanıdık geliyor bana. Haklıymışsın biliyor musun? İnsan birinin peşine takılınca ya da sırtına binince şüpheye düşüyormuş. Eminim demen lazım, bana rahatlamam lazım. Ay, kusura bakma, maalesef hiç emin değilim. Bak, bir fikrim var. İkimiz birbirine sığınak atalım. Ya da ağaçların tepesine çıkıp önümüzü görebiliriz belki. Hatırlıyor musun, bir belgesel izlemiş. Hani adam çalışır falan böyle bir barınak yapıyordu. Bence geceyi bu kulübede geçirebiliriz. Ne dersin? Emin olamadım şu an. Olamadım ama susadın. Evet. Bence geçirelim. Kimse var mı? Yok herhalde. Ne diyorsun? Burada mı kalalım? Yani hava kararmak üzere. Gece yolumuzu hiç bulamayız. Bayağı bir yorulduk da. Özellikle sen sonlara doğru bayağı perişan oldun. Bence geceyi burada geçirelim. Sabah sağlam kafayla hareket ederiz. Tamam. Ferit, donarız ama burada. Dışarıda birkaç odun gördüm. Baltamız da var. Ben odunları kırarım. Sobayı yakmayı deneriz beraber. Sobayı yakabilirim diyorsan eğer, kestaneleri hazırlayayım. Sobada çok güzel olur. O zaman ben işe koyulayım. Ferit. Efendim. Teşekkür ederim. Neden? Bugün benimle olduğun için. Zeytin toplarken,
ekerken, mantar ararken. Baksana benim yüzümden nerelere sürüklendi. Ben istemediğim hiçbir şey yapmadım Nazlı. Hem böyle her şeyden uzakta baş başa kalmak iyi oldu. Oldu. Ben bakayım şu odunlara. Erken başlamışız. Azuman bir de sen başlama ne olur. Ablamı zor paketledim zaten. Aa, bana ne ya? Ne içersen iç. Ben buraya gitar dersim için geldim. Bak Deniz, ben bundan sonra çok uslu bir öğrenci olacağım, tamam mı? Senin böyle lafından bir santim uzağa bile gitmeyeceğim. Wow, çok güzel bir karar ya. Çok doğru bir karar. Nasıl geldi aklına bu? İyi edersin. Ucuz kurtuldun. Evet, öyle oldu. Yani doğrusunu söylemek gerekirse utanıyorum zaten hala. Hayatımda yaşayıp yaşayabileceğim en büyük korkuyu yaşadım zaten. Deniz ya. Polise gitse miydik biz? O benim de aklıma geldi de. Polis ne yapacak o herife? Hem sen kendin gittin gözüküyorsun. Ya ben adamın gözünü iyice korkuttum. Bir daha takılmaz peşine. Tamam. Tamam öğretmenim, o zaman ne yapıyoruz? Biz gitar dersine geçiyoruz. Tamam. Şimdi önce geçen öğrettiklerini şöyle bir üstünden geçelim, tamam mı? Gitarı diğer bacağına koyarsan daha rahat edersin. Hah, tamam. Böyle. De o elini çok şey yap. Aynen. Aha, çok yapmana gerek. Evet, aynen. Aha. Şimdi yapıyorum, bir saniye. Dur. Tamam, tamam. Bu olmadı. O yüzden ben bir daha baştan alıyorum. Kulaklarım kanıyor gerçekten. Asuman senin, bu senin tam kapısten mi? Hepsi bu mu? Ay Deniz, niye öyle diyorsun ya? Allah Allah, öğrenmeye çalışıyorum burada, hoşuma gidiyor. Böyle bir yapacağım, bir yapamayacağım, böyle böyle öğreneceğim yani. Tamam ya, şaka yaptım. Sallandırma suratını. Sen üzülünce benim içim eziliyor. Tamam. Hey, hadi. Çal bakalım, en son öğrettiğim akor hangisiydi? Ne? Ne? Neydi en son öğrettiğim akor hangisiydi? Do, je, mor. Ne? Do, je, mor. Do'su, D'si doğru. Do, majör. Ha, tamam. Evet, majörler vardı, minörler vardı. Do minör, do majör. Tamam. Oradan. Tamam, do majör. Evet, hadi bas bakalım. Tamam, bak tekrar yapıyorum şimdi. Biraz fazla mı oldu ya? Fazla oldu. Ha? Fazla mı? Çıkar. Bunları. Onlar da ayrı olsun.
Çak o zaman. Isınacağız. Hazır mı kestaneler? Kestaneler hazır. Sen yemeğe hazır mısınız? Bekle, geliyor. Elini biraz gevşetirsen, aynen. Parmakların çok gergin. O kadar gergin olmasın. Tamam. Evet, şimdi parmaklarını biraz daha, aynen. Bir daha dene şimdi. Böyle. Oluyor. Gerçekten oldu yani. Tebrik ediyorum. 3000. denemede oldu. Gerçekten tebrikler. Evet oldu. 3000. denemede oldu. Çak. Hadi kutluyoruz. Aa, başardım. Kovdum bu işi. Asuman gerçekten tebrik ediyorum. Büyük bir başarı. Ama sakin ol. Yani öğrenmen gereken çok ekor var daha. Tamam. Öğrenirim. Hem sen öğretirsin bana. Ama önce pratik yapmamız gerekiyor. Öğrendiklerimiz daha da pekişsin diye. Gider orada. Tamam. Şimdi. Oh. Al bakalım. Müthiş olmuş değil mi? Harika. Keşke daha fazla toplasaydım. Şu ortamda ben demiştim dememem lazım biliyorum. Ama çok istiyorum diyebilir miyim Ferit? Ben demiştim daha çok toplamalıydın. Oh, sıcak sıcak. Yalnız soba sıcağı da başka hiçbir şeye benzemiyor. Kemiklerime kadar ısındım. Sen pek ihtimal vermiyordun gerçi ama. Allah odunları kırdın. Sobayı yaktın. Beni şaşırtıyorsun Ferit Aslan. Çok güzel hareketler. Sen beni nasıl görüyorsun çok merak ediyorum. Yani senden beni tarif etmeni istesem 3 kelimeyle. Ne dersin? 3 kelime. Soğuk, kibirli, zeki. Fena değil, son anda toparladın. Tamam, sen beni 3 kelimeye tarif et. Sana 3 kelime yetmez, Nazlı 3 çift ansiklopedi lazım. Aşk olsun ya, o kadar karmaşık mı görünüyorum? Çalışkan, güçlü ve meraklı. Ufak tefek görünüyorsun ama istesen tüm dünyayı ayağa kaldırabilecek bir kudretin var. Bakışlarında çok şey gizli. Bir şeyler saklı. Hem neşe hem üzün. Bazen bir mum ışığı gibi titrek. Bazen bir yangın gibi alev alev. İşte bu gülümsemen. Gülümsemen senin silahın. Güneşin doğuşunu izlemek gibi bir şey. İyi geliyor, iyi hissettiriyor. Tamam, bence burada kapatalım bu konuyu. Ben utançtan kızarmak üzereyim çünkü. Utanınca da hemen gözlerini kaçırıyorsun. Ha bir de canın biraz sıkılınca ilgiyi üstüne çekmek için ortadan kayboluyorsun. Ferit, ben ilgi çekmek için kaçmadım. Bunu anladığını sanmıştım. Sadece yalnız kalmak istedim. Ben kestanelere bakayım. Osman, bugünlük bu kadar yetse mi? Yani benim biraz uykum geldi de. Olur, tamam. Yeter. Hemen bugünkü başarımı anca hazmederim Denizciğim. Saatte. Epey geç oldu ya. Ben şey mi yapsam, bu gecede mi burada kalsam? Asuman, biz dün birlikte uyumadık. Yani uyuyakaldık. İkisi farklı şeyler. Biliyorsun, değil mi? Evet, biliyorum tabii. Ben onu kastetmemiştim ki. Ben seni seviyorum.
arkadaş olarak, dost olarak sana değer veriyorum. Bana iyi geliyorsun. Seni kaybetmek istemiyorum. Sana ihtiyacım var. Hatta son zamanlarda bir tek sana katlanabiliyorum. Eğer sen de arkadaş olarak bana değer veriyorsan abuk subuk hayaller kurma. Aklına başka şeyler getirme. Ayakların yere bassın. Hem biz arkadaşız. Ben sana yardım edecek bütün gücümü kullandım. Şimdi de senin yardımına ihtiyacım var. Benim yanımda durup bana yardım edecek misin? Tabii ki. Benim için de arkadaşlığımız çok önemli. Tehlike atacak hiçbir şey yapmam. Eve bırakayım mı seni? Yok hiç. Gerek yok. Ben hemen taksiye atlarım. Sen de buraları topla. Görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz. Neden kaçtın buraya Nazlı? Biliyorum kızdın bana o röportaja yetişemediğim için ama tek neden bu olamaz herhalde değil mi? Tabii ki değil Ferit. O halde ne? Aklına takılan, seni buraya sürükleyen şey ne? Söyle lütfen. Bu anlaşmalı evlilik beni çok yordu Ferit. Hayatımız sınırları olan bir anlaşmaya göre yaşamak çok zormuş. Kendimi ipin üstünde yürüyor gibi hissediyorum. Biri duyacak, öğrenecek diye ödüm patlıyor. Haklısın. Ben de tahmin etmemiştim bu kadar zor olacağını. Deniz'in öğrenmesi çok kötü oldu. Hakan'la Demet'e her an bir şey söyleyebilir. Sadece Deniz'den değil, herkesten saklıyoruz. Pelin dahil. Gerçekten Pelin'i dert etmiyorsun değil mi? Ben dert etmiyorum. Ama sen ediyor musun bilmiyorum. Ne hissettiğini anlamıyorum. Ne demek bu? Pelin'e karşı hala bir şeyler hissettiğini mi ima ediyorsun? Ferit, beni affettiğini söylemiştin. Evet affettim. Hem de tüm kalbimle, her şeyimle affettim. Ama sonrasında ne olduysa yeni uzaklaştın benden. Ve sorun şu ki ben sana kızamıyorum. Anlaşmalı evlilik adı üstünde. Bu yaşadığımız şey gerçek mi, oyun mu? Gerçek Nazlı. Yaşadığımız her şey gerçek. Aklımda senden başka hiç kimse yok benim. Sadece sen varsın. Hep sen vardın, hep sen olacaksın. Sen bana o kadar iyi geliyorsun ki. Sen, yani ben seni çok seviyorum Nazlı. Alo Asuman. Sen
hangi yüzle arıyorsun beni? Hı? Polise gitmediğimize dua et. Polise gitmesi gereken biri varsa o da benim. Deniz nasıl saldırdı üzerime? Yüzümün halini görsen tanıyamazsın. Şikayet etsem haklı çıkarım ya. Sakın bir daha Deniz'in adını ağzına alma. Ha, demek ki Deniz'le aranda bir şey var. Güzel. O zaman senin çıplak fotoğraflarını her yere yayılmış görünce ne yapacak çok merak ediyorum. Ne? Ne fotoğrafından bahsediyorsun sen? Odada soyunurken videoya çektim seni. Elimde çok güzel görüntülerim var. Her yerim belli oluyor. Elin, yüzün, belin, kalçaların. Allah belanı versin seni. Allah belanı versin seni. Allah'ın belası. Ölmeni istiyorum. Anladın mı? Gebermeni istiyorum seni. Öl deyince ölünmüyor güzelim. O işler öyle kolay değil. Ha, o görüntüleri benden almak istiyorsan benim dediğim şeyi yapmak zorundasın. Ne istiyorsun hayvan herif? Ne istiyorsun benden? Korkma, öyle çirkin bir şey değil. Ha, bir kuryelik işi var diyelim. Benim taşıyamadığım bir şeyi benden alıp bir yere götüreceksin. Ne kuryesi, ne işi bu? Telefonda olmaz. Bugün bana gel konuşalım. Gelmezsen teknoloji çağındayız. Başımıza ne geleceğini kim bilir? Benden söylemesi. Sen iyi düşün taşın, tamam? Ben yatağı bulduğumuz gibi bırakalım dedim. Seni çok seviyorum Nazlı. Ben de seni. Çok. Bunu böyle özgürce söyleyebilmek o kadar güzel ki. Bence aramızdaki bu anlaşmayı feshetmemiz çok iyi oldu. Hı hı. Çok. Dün gece her şey çok güzeldi. Artık biz normal evli bir çiftiz. Evliyiz. Gerçekten. Bence en kısa zamanda balayına gidelim. Hı, çok mantıklı. Ama önce buradan çıkmanın bir yolunu bulalım. Nazlı'nın da hiç sesi soluğu çıkmıyor ha Asuman. Telefonu da kapalı. Asuman, bence bunlar ne yaptılar biliyor musun? Ya birbirlerini boğazladılar ya da... Anladın işte. Kime diyorum? Kızım. Ablan belki de mutluluğu buldu diyorum ya. Bak hiç oralı oluyor mu? Asuman. Hı. Efendim. Ay yemin ederim Rukiye bile senden daha konuşkan ya. Hayır bir de öyle bir konudan bahsediyorum ki tepki vermemen imkansız yani. Ne bu haller? Bir haller var sende. Sen yine bir işler mi karıştırdın? Bak hiç beğenmiyorum senin bu hallerini Asuman. Yok bir şey olmadı ya bu şu an. Asuman kendim şu anda Nazlı, Pınar, Aslan'ın bana verdiği yetkilere dayanarak senin Fahri ablanı ilan ediyorum. Evet canım dinliyorum. Nedir bu durumun? Bana anlatır mısın detaylarıyla? Hayır bir şey olursa bunu söyle. Önceden tedbirimizi alalım. Çok rica ediyorum. Yok. Benim başıma bir şey gelmedi de. Bir arkadaşımın başına tatsız bir şey geldi. Ona üzüldüm. Ne olmuş? İş yerinden bir adam. Soyunup giyinirken videosunu çekmiş. Deme. Maalesef. Allah'ım evlerden ırak. Şimdi kızı tehdit ediyor. Videoyu yayarım falan diyor işte. Kızın ne yapacağını bilmiyor. Ay Asuman bunun sosyal medyası var, interneti var. Yemin ederim bir yayılırsa o kız onun önüne alamaz. Bence senin bu arkadaşın ne yapsın biliyor musun? Polise gitsin. Gidemez. Niye? Yani polise giderse adam kesin yayar görüntüleri öyle demiş. Bir de bu kızın annesi var, babası var.
ablası var. Kahrolur onlar diyor. Adam da zaten zengin. Önlemini almıştır. Ay yazık ya. Vallahi üzüldüm. Konuştun mu sen bu kızla? Peki ne yapacakmış? Konuşmadım da. Bilmiyorum. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Okula. Nereye gideceğim? Asuman. Bana bak, senin bu anlattığın olayla bir alakan var mı? Hayır, eğer bir alakan varsa artık hiç kimsenin gücü kalmadı senin peşinden koşmaya. Anladın mı beni? Yok Fatoş. Benim bu konuyla hiçbir ilgim yok, tamam mı? Ayrıca merak etme, ben zaten bu saatten sonra kimseye yük olmayacağım. Kimseyi peşimden koşturmayacağım. Yanlış da yapmayacağım. Ha, olur da bir şey yaparsam onunla da ben ilgileneceğim. Kimsenin yardımını istemeyeceğim. Hoş geldiniz Deniz Bey. Merhaba. Leman Hanım içeride mi? İçeride, buyurun. Sizi bekliyor. Leman teyze. Denizciğim. Nasılsın? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz Bey, ceketinizi alayım. Ha, tabii. Bir şey arzu eder misiniz? Yok, sağ olun, teşekkürler. Otur bakalım, gel. Bulut yok mu? Bulut aşağıda ödevlerini yapıyor. Çok özledim onu ya. Ben de çok özlüyorum. Hafta içi okul olduğundan ötürü çok fazla görüşemiyoruz. Deniz'cim, sen neler yapıyorsun? Seni de epeydir görüşemedik. Evet, öyle oldu biraz. Ben iyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Ferit abiyle de uzak kaldık bu aralar. O kadar. Ben de seni bu yüzden çağırmıştım zaten. Ferit'in bana danışmadan evlenmesine çok üzüldüm. Artık hiçbir şeyi takip edemiyorum. Biliyorum. Nikah da gelmedin zaten. Bu acele beni çok şüphelendiriyor açıkçası. Aslında hepimiz bu kadar acele olmasına şaşırdık. Ama Ferit abinin kararı, ikisinin kararı. Bu pek Ferit'in tarzı değil. Neden böyle davrandığını anlayamıyorum. Bu halin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Neden böyle dedin? Yani aceleyle yapılan bir evliliğin çok sağlıklı ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Nazlı'yı pek tanımıyoruz. Kimdir, neyi, nesidir bilmiyoruz. Ferit'in hayatına bu kadar hızlı girmesine anlam veremiyorum zaten. Leman teyze, Nazlı hakkında hiçbir şüphen olmasın. O çok iyi bir insan. Ben Bulut için endişeleniyorum. Yani Nazlı'ya çok bağlı. Yarın öbür gün ayrılırlarsa Bulut çok üzülecek. Deniz'cim, sen çok emin konuşuyorsun. Sana ayrılacaklarını düşündürten bir şey mi var? Nedense herkes bu konu hakkında bir bilgim olduğunu düşünüyor. Var mı? Duygu takip edersek arabaya ulaşırız. Çok kolaymış. Nasıl kaybolduk biz akşam? Şimdi kafamız biraz dağınıktı bugün Aşedan hep. Ben çok acıktım. Sen bir de bana sol kurt gibi acık. Seni bilir kaldım. Kaybettiğimiz zaman için o kadar üzülüyorum ki. Üzülme. Güzel günler daha yeni başlıyor. Sana söz veriyorum. Çok mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu. Dudu teyze mi? Ay Ferit, bu kadın çok garip, her yerden çıkıyor. Ne yapıyorsunuz öyle yollarda sarmaş dolaş ha? Biz... Sabah yürüyüşüne çıkmıştık.
Evet evet. Dün akşam hava karardığı için mantar toplayamadık. Sabah gelip tekrar topladık. İyi iyi, çok iyi. Görüyor musun abi? Barışmışlar. İbrahim sen kaybettin. Gitti benim koyun ha. Hadi geçiverin arkaya da. Bırakıverelim sizi hadi. Dur Tez, sen hiç zahmet etme. Bizim araba şurada, yürürüz biz değil mi Ferit? Olur mu öyle? Hadi geçelim hadi. Hadi geçelim. Yani söylediğim gibi, birbirlerini çok iyi tanıdıklarını düşünmüyorum. Evlenecek kadar. Ama yine de onların kararı. Beni ilgilendirmiyor artık. Ben Bulut için endişeleniyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bulut'un üzülmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. En iyisini sen bilirsin Levan teyze. Ben bir bakayım o zaman Bulut'a, oradan da fırlarım. Tamam canım. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Görüşmek üzere. Umarım. Daha sık gel, olur mu? Tabii. Bunlar senin. Benim için mi? Ay gerçekten mi? Çok güzeller bunlar. Çok teşekkür ederim Tarık. Pardon. Otursana. Yok yok. Hiç oturmayayım. Manami, ben onun için geldim zaten. Sen de oturma. Yemeğe çıkalım. Birlikte çıkalım. Yemek? Çok güzel. Ama bugün Nazlı yok. Ben bir Fatih'e gideyim sorayım. Ondan sonra hemen geliyorum. Ha, tamam o zaman ben bekliyorum. Tamam. Otur biraz beklersin. Hemen geliyorum. Çok güzeller. Ay Fatoş, Fatoş. Baksana. Tarık çiçek getirdi. Ne kadar güzeller değil mi? Gelirken yol kenarında falan görüp aldıysa demek. Galiba bana çıkma teklifi edecek. Biz şimdi sevgili mi olacağız ha Fatoş? Bakma annemciğim. Eğer bana fikrimi soruyorsan bence birazcık daha flört edin siz. Bir bak bakalım yani ciddi miymiş niyete? Bu devirde öyle herkese güven olmaz mı annemi? Yani bir de öyle Türk erkekleri Japon erkeklerine benzemez. Öyle hata yaptıkları zaman hareket falan yapmazlar yani. Onları baştan söyleyeyim de sorulan şey olmasın. Ya Fatoş ya ne hareketi ya. Baksana gör gibi çocuk, zaten sen de öyle söyledin. Bir de hep restoranda yani benim dibimde, görüyor musun? Sana geliyor sanki ya. Hoşçakalın. Efendim Fatoş, bir şey mi söyledin? Tarık diyorum, işi bu diyorum Manemeciğim, işi bu. Yani sonuçta Nazlı'nın ihtiyacı olduğu zaman Ferit onu buraya gönderiyor. O da bize yardım ediyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hani çok üzerine alınmamak lazım galiba. Ya ama Fatoş... Ama Manemi, yeni sildim oraları, basıyorsun, aşk olsun. Ayşe kızım, sen şunu hiç düşündün mü? Belki de taktik deniyordur. Hiç bunu düşündün mü? Belki de bir kadını 10 günde nasıl elde ederim diye deniyordu senin üzerinde. Yalan mı? Ya Fatoş ya, aman içim şişti. Neyse ben gidiyorum. Bak Tarık beni yemeğe davet etti. Gidiyorum. Aa, yemek mi? Ay Manami, vallahi bak sen söylemesen öğle yemeğe vaktinin saatin geldiğini bile fark etmeyeceğim ya. Aa. Ahmet süper oldu seni gördüm. Şunları aşağı götürsene ya. Bak ne yapalım biliyor musun? Benim de karnım çok acıktı. Hep beraber yiyelim madem, hadi. Fatoş bir dakika, nasıl ya? Nasıl beraber? Aa, bak hatta şu anda fark ettim, burası bir restoran. Manamicim, hatta senin restoranın gülüm. Biz niye dışarıda başkalarına para kazandırıyoruz ya? Vallahi burada yiyelim hep beraberce. Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar Manami. Hadi bakalım. Ya bir dakika Fatoş, ne işin var senin bizimle? Manamicim, şimdi sen Japonsun ya.
Tarık'ın esprilerini çok iyi anlamıyorsun. Ben de sana tercümanlık yapacağım işte. Hem anlarsın bakalım aranızdaki şey nasıl bir şeymiş. Belki bu sefer anlarsın. Bak bakalım nasıl bir şeymiş o. Hem de fena mı canım? Allah Allah, Nazlı da yok. Burada rahatça yeriz, kalkarız. Dükkanın başında çok boş bırakmamak lazım. Yanlış mıyım? Evet, boş bırakmamamız gerekiyor. Haklısın. Peki. Aynen. Çiçekler de senin elinde kaldı. Ben bunları alayım. Güzel böyle Ahmet'i bir vazoya koydurtayım. Solmasın. Tamam. Ben şimdi mutfağa iniyorum. Güzel bir şeyler hazırlatacağım size. Sen de çok geç kalma, gel. Tamam mı? Oyalarma çok. Tamam Fatoş. Tamam, geliyorum. Geldin mi hanımım? Ay geldin tabii canım, demişim saçma sapan soru. Şey saçmaladım. Ne yapalım, hadi çıkalım. Çıkmayacağız. Bugün burada yiyeceğiz Fatoş'la birlikte. Fatoş'la mı? Ne alaka ya? Ya biliyorsun Fatoş şu sıralar çok yalnız. Nazlı da yok. Kuramadım onu. Ben gideyim biraz Fatoş'a yardımcı olayım. Ondan sonra hemen geliyorum. Hep beraber yerim, olur mu? Hep beraber, tamam. Yani ne diyeyim, tamam. Ben bekliyorum o zaman. Tamam. Geliyorum. Ne ya? Niye böyle davranıyor bu kız, anlamıyorum ki ya. Kendi yalnızlığını kullanarak bizi yalnız bırakmaya çalışıyor. Hayır. Kendisi istedi yalnız kalmak. İstemedim acaba? Of of. Teşekkürler. Çok güzelmiş buralar. İyi ki kaçmışsın. Aslında yapmak istediğim çok şey var burada daha. Ama restorana dönmem gerekiyor. Geliriz yine. Bulutla da alırız. Zeytin ağacını ziyaret ederiz. Kestane ve mantar toplarız. Sonrasında muhtemelen kaybolup kulübeye sığınırız. Aşk kulübemiz. Şu anı bozmak istemiyorum hiç. Ama kahvaltımızı yedikten sonra yola çıkmamız lazım. Sen nasıl istersen sevgilim. Sevgilim. Hayatım, aşkım, güzel karım. Masal gibi değil mi? Tamam Masuma. Yapabilirsin. İçeri gir, özür dile, çık. Tamam. Ben bir deniz arayacağım ya. Alo Deniz, ne yapıyorsun? Ben Leman teyzeler deyip konuşamayacağım. Şimdi Bulut'la saklambaç oynuyoruz. Yakalanmam lazım, tamam mı? Sonra konuşuruz. Dur, geliyor, geliyor, tamam. Tamam. Tek başınasın Asuman. İnsanları üzmeye hakkın yok. Dertlerine boğma insanları. Yapabilirsin, tamam. Efendim Fatoş? Ay Nazlı, neredesin sen ya? Dünden beri hiç konuşmuyoruz yani. Merak ettim, Allah Allah. Tamam Fatoş, tamam, dur. Güzel gelişmeler var. Çok güzel gelişmeler mi var? Ay kız yoksa? Fatoş aşk olsun. Bak telefonda konuşmak istemiyorum bunları. Ben gelince belki sana detaylıca anlatırım. Ay detay dediysen kesin çok acayip şeyler olmuş Nazlı. Allah'ım hemen gelmen lazım ya, hemen gel, uçak gel, hemen gel. Fatoş hadi kapatıyorum şimdi, Ferit geliyor, konuşuruz sonra. Tamam hadi, öpüyorum Ali'yi. Ayşe'cim şunu da 8 numaralı masaya. Fatoş'la tabii ki. Merakla beni bekliyor. Artık rol yapmamıza gerek kalmadı. İçimizden geldiği gibi yaşayabiliriz. Sen de kendini böyle hafiflemiş hissetmiyor musun? Hem de nasıl? Teşekkürler. Thank you.
Münir gelmiş ya. Hoş geldin. Muzaffer bak geldim. Söyle ne istiyorsan resimleri de ver, sonra ben gidip işime bakacağım. Saçmalama. Kapı önünde konuşulmaz böyle şeyler. Gel içeride doğru düzgün konuşalım. Ciddi bir iş bu. Bana bak. Eğer bana bir şey yapmaya kalkışırsan cebimde biber gazı var. Ve sıkmaktan da hiç çekinmem, tamam mı? Tamam. Gel içeride konuşalım. Geç şöyle geç. Dokunma bana. Tamam. Bir şeyler içer misin? Muzaffer saçma sapan konuşma. Hiçbir şey istemiyorum senden. Ne istiyorsun söyle. Görüntüleri ver, işime gücüme bakacağım. Emaneti getirdim abi. Dolu mu? Dolu abi. Patlatmaya hazır. Tamam. Aman abi emniyeti falan açık. Sen çık. Korktun mu ya? Korkma. Seni vuracak halim yok. Ne istiyorsun benden? Silahı bir yere götürmemi falan mı? Yok. Yeni aldım ben bunu. Ruhsatlı silah. Çiftliğe falan götüreceğim. Şişe falan vuruyorum. Seninle başka işimiz var. Bana bak. Bak ben gerçekten çok sıkılmaya başlıyorum. Ne istiyorsun benden söyle. Görüntülerimi ver gideyim, tamam mı? Yoksa senin için çok kötü olacak. Kötü olunca ne olacak? Daha mı çok eğleneceğiz? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Ne diyorum güzelim? Anlaşalım diyorum. Ben seni yeni arkadaşlarımla tanıştırayım. Sen de onlarla güzelce bir eğlen. Ben de görüntüleri sana vereyim. Hani kuli işiydi bu? Bak güzelim. Görüntüler bu çantada. Plan da çok basit. Benim zengin ve yakışıklı arkadaşlarım var. Senin de paraya ihtiyacın var. Gidip onlarla güzelce bir vakit geçirmeni istiyorum. Karşılığında paranı da alacaksın. Tabii görüntüleri de alacaksın. Yani herkes kazanacak. Win-win. Alan memnun, veren memnun. Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Ne yapıyorsun lan sen? Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Tamam, tamam. Rahatlayabiliriz. Bak Asumancığım, gel seninle yeni bir sayfa açalım. Şu an birlikte çok güzel vakit geçirebiliriz. İyi de para verelim. Hoşuna giderse devam edersin. Hoşuna gitmezse istifa edersin. Yaklaşma. İstersen bir test sürüşüne çıkabiliriz şu an. İkimiz baş başa. Yaklaşma dedim. Sen de çok ol. Ne yaptın sen? Görüntü falan yoktu. Çanta boştu. Deniz'e ceza olsun diye. Sen de dalga geçmek için yapmıştın.
Ya süper değil miydi ya? Ya resmen Leyla'yı havada gördüm yani. Evet evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hoca da söyledi, bende doğuştan yetenek varmış bu Aikido konusunda. Daha ilk dersten resmen teknik, felsefe ne varsa hepsini kaptım. Aski. Bu arada ikinci ders için acayip sabırsızlanıyorum, haberin olsun. Aynen öyle Tarık. Aa, ben size şeyi anlatmış mıydım ya? Benim lisedeki folklor macerama. Bakın arkadaşlar, inanılmaz kısa bir hikaye ama o kadar komik ki. Biz şimdi kızlarla beraber... Aynen Tarık. Sen bu ilk denemede Aikido işini tamamen çözdün. O yüzden ne dersin, başka bir yerlere giderim. Ha, o da olur vallahi. Ben... Evet ya, gidelim. Hep beraber kampa gidelim. Hep birlikte kampa gidelim. Çok süper bir fikir değil mi? Vallahi havalar bozmadan şöyle Dilovası taraflarına falan. Doğasal aktiviteler yaparız, yürüyüş yaparız, kendimizi doğaya veririz. Ha? Dilovası. Kamp. Üçümüz. Çok güzel olmaz mı? Peki Fatoş, işlerin ne olacak? Sahi işin yok mu senin? Nazlı da yok, senin işlerin ne olması lazım? Ay yok işim. Manami, şöyle azıcık dinlenmeyelim mi canım? Bak mesela Nazlı, oh mis gibi kendini doğaya verdi. Ne güzel arındı vallahi. Gerçekten çok imreniyorum şu anda ona, çok. Bitirdiniz mi yemeklerinizi? Yok, biz bitirmedik. Sen bitirdin galiba. Biz devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Ama boş ver, boş ver. Yemeyin ya. Vallahi kilo alırsınız. Hadi biz kahveye geçelim. Kalkın. Hadi, hadi. Tarık, ben ararım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Sen de şu bardakları al Tarık'cığım. Ay, kıyamam size ben be. Vallahi bak. Şimdi flörtün böyle yeni aşamalarındasınız ya. Tabii böyle konuşacak konu falan bulamıyorsunuz, ben sizi anlıyorum. Çünkü insanlar genelde böyle olur. Ama canlarım hiç merak etmeyin. Bundan sonra siz nereye, ben oraya. Ve bu sohbetin akmasını sağlayacağım. O iş bende, tamam mı? Hep beraber kaynaşacağız. Ah, Fatoş. Bak, müşteri geldi. Sen biraz ilgilensene. Ay Manamicim, sen mi ilgilensen acaba bu müşterilerle ya? Bak sonra Japonik şeyler soruyorlar. Ben de cevap veremiyorum bilmediğim için. Biliyorsun geçen gün başıma geleni. Sonra da müşteri böyle gözüme bakıyor yani. Madem bunlara cevap veremeyecektiniz, niye dükkanın adını Sakura koydunuz der gibi. Ha? Hem ben cevap veremediğim sorular sorulduğu zaman aşırı derecede geriliyorum. Hadi sen ilgilen. Hadi. Peki. Kahve? Orta, sade. Sade içersin sen. Ahmetciğim, bize iki tane sade kahve yapsana. Evet. Ay Dilovası buradan ne kadardır acaba ya? Kaç saat sürüyordur? Vallahi yakındır ya. Gider geliriz, gider geliriz. Oh, mis gibi. Fatoş ne diyorsun ya? Aa, ne Dilovası, ne kampı ya? Kaldı ki niye üç kişi gidiyoruz biz kampa? Hay, ne yapıyorsun Allah sen? Ne yapıyorum ya? Ben burada Manamiciğimi korumaya çalışıyorum bir kere. Asıl sen ne yapıyorsun Tarık ya, Allah'ın sen? Ne oldu bir anda Manamici oldun? Kızın duygularıyla oynama. Hassas insanlar bu Japonlar. Allah Allah, niye duygularıyla oynuyormuşum ben Manami'nin ya? Hayır yani, dizime yatırıp saçlarıyla oynamak varken duygularıyla niye oynayayım ki? Bak bak, hemen dize yatırıp saçıyla oynamalar falan. Ne sandın? Hayır yani, senin de sanki tek derdin bu. Manami'yi korumaya çalışıyorsun değil mi? Kıskançlığından değil yani. Niye bu ya böyle, bu tavırlar, edalar? Bu son bir haftadır böyle Manami'nin abisi gibi takılmalar falan. Ne oluyoruz? Kim ya, ben mi? Sen tabii. Ben? Evet. Bana mı soruyorsun şu anda? Sana kime soracağım? Vallahi ya? Bana söylüyor. Anlaç. Bana söylüyor. Kime söyleyeceğim başka Fatoş? Bana saçma saçma söyle. Bir şey mi oldu? Fatoş? Yo. Şey konuşuyorduk ya Manami. Dilovası buradan kaç saattir diye konuşuyorduk. Değil mi Tarık? Yani Dilovası kaç saat burada? Yol durumu falan. Sen kahve içer misin? İçiyordum. İçiyorum. İçersin. Orta mı, sade mi? Orta. Tamam. Ahmet, bir tane daha orta kahve yapsana. Hadi o zaman biz şöyle geçelim, oturalım. Kahvelerimiz de gelir nasılsa. Hep birlikte şurada oturalım bakalım, hadi. Ben seni yeni arkadaşlarımla tanıştırayım. Sen de onlarla güzelce bir eğlen. Görüntüler bu çantada. Plan da çok basit. Benim zengin ve yakışıklı arkadaşlarım var. Senin de paraya ihtiyacın var. Gidip onlarla güzelce bir vakit geçirmeni istiyorum. Karşılığında paranı da alacaksın. (Gülüyor)
Şu an birlikte çok güzel vakit geçirebiliriz. İyi de para veriyorum. Hoşuna giderse devam edersin. Hoşuna gitmezse istifa edersin. Yaklaşma. İstersen bir test sürüşüne çıkabiliriz şu an. İkimiz baş başa. Yaklaşma dedim. Sen de çok ol. Ne yapıyorsun lan? Kim kucu da? Tamam Muzaffer, tamam. Abartma. Bir şey olmaz, geçer. Abi çok acıdı ya. Ya yeter! Abi çok acıdı, abi çok acıdı. Kedi görmüş, yara sanmış anasını satayım ya. Kuru sıkı diyorum oğlum sana. 5 yaşındaki çocuk bile bilir bir şey olmayacağını ya. Kız biraz yakından sıkmış, hepsi bu. Amma tatava yaptın, amma yürüdün ya. Yalnız var ya, Asuman nasıl? Arkadaş böyle bir şey olamaz ya. O koşuşu nasıldı Asuman'ın? O kaçışı. Bak sen de çok iyiydin. Muzaffer, Oscar'lık oynadın. Hakkını yedirmem. Oğlum çeksene lan şunu. Abi bak sana uyduk. Silahı verdik kızın eline. Ama Allah korudu ya. Allah koruyacak tabii lan. Başka kim koruyacak oğlum? Allah koruyacak tabii. Biz niçin verdik silahı kızın eline? Resmi tamamlamak için. Allah bizi korudu, korudu. Cennetliksin bak, ben sana söyleyeyim yani, hiç üzülme, sıkılma. Bekir, açsana şunu izleyeyim. Bir daha izleyince hoşuma gidiyor. Yaklaşma dedim. Abi kahveye ihtiyacımız var. Leman Hanım. Anne. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte şehir dışına çıkmışsınız öyle mi? Evet, hazır Bulut da yokken 2 günlüğüne işlerden kaçalım dedik. Dönüşte seni burada görmek sürpriz oldu. Bulut'u kendim getirmek istedim. Fazilet de yukarıda odasında. Fazilet kim? Makbule Hanım nerede? Aa, Makbule'nin işine son verildi. Bundan sonra Bulut'la Fazilet ilgilenecek. Sizin olmadığınız zamanlarda onun yanında kimin olacağı önemli değil mi? Nesi vardı Makbule Hanım'ın? Bundan niye bizim haberimiz yok anne? Ayrıca böyle bir şeye ne gerek var? Bulut'u yoldan geçen herhangi birine emanet ettiğimizi düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Fazilet hem eğitimli hem de disiplinli biri. Mutfakta bir yardımcınız yok. Hadi bekarken aşçılar idare ediyordu. Ama şimdi aile sayılırsınız. Bahçe için, ev için, mutfak için yardımcılara ihtiyacınız var değil mi? Leman Hanım, Ferit de ben de özel alanlarımızı birilerini sokmayı çok sevmiyoruz. Bunu zaten biliyorsun anne. Tabii ailemiz hariç. Onların her zaman başımızın üstünde yeri var. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Yani senaryo yazıp versen bu kadar olur ya. Helal olsun. Abi alelacele kurduk bu kamera sistemini de. Polis inanacak mı buna? Bak ben pis pisine vurulmuş olmayayım ha. Merak etme. Bekir her şeyi ayarladı. Kameralar sanki buraya 3 ay önce kurulmuş gibi. Faturaları, vergileri öyle düzenlettim abi. Muzaffer rica etsem karşımda çıplak çıplak durmasan da gitsen, üstünü değiştirsen, bir şeyler giyinsen. Ben gideyim abi. He. Şimdi Bekir o. Şimdi çocuklar bu görüntünün bir kopyasını benim telefonuma yollayabilirler mi? Yollar da senin kafanda nasıl bir plan var abi? Sürpriz olsun lan. Söylemeyeceğim. Heyecanlan biraz bakalım. Düğününüze gelemedim. Çok rahatsızdım o zaman. Siz de biraz acele ettiniz ama neyse.
Kusuruma bakmayın. Önemli değil anne. O tören zaten tamamen bir formaliteydi. Önemli olan bizim duygularımız. Biz imzayı zaten çoktan kalplerimize atmıştık. Ne güzel. Biz de nikahtan sonra sizin ziyaretinize gelemedik. Kusura bakmayın. Merak etme Nazlı. Annem o konuda bizim kusurumuza bakmaz. Malum benim işlerim yoğun. Bulut'un okulu başladı. Nazlı'nın restoranı haftanın 7 günü açık. Olsun. Önemli değil. Yüz yüze görüşemesek de gönüller bir olsun. Ha bu arada kaybettiğimiz zamanı tekrar kazanmak için bir süre sizinle yaşamaya karar verdim.